CHP milletvekilleri işsizlik teklifini protesto etmek için dün geceden bu sabaha kadar genel kurulda oturma eylemi yaptı. Tam 13 saat süren eylemde CHP'li vekiller genel kurula kendi ses sistemlerini kurdular. Eylem boyunca yayın yaptılar. Tartışmalarla başlayan işsizlik eylemi AK Parti ile CHP'yi yine karşı karşıya getirdi. Parlamentoyu bu gece terk etmiyor. Milletin söz hakkını savunmaya devam ediyor. Hak, hukuk, adalet. CHP milletvekilleri iş tüzük eylemine böyle başladı. Tam 13 saat sonra da aynı sloganla oturma eylemini tamamladı. Hak, hukuk, adalet. CHP'li vekiller iş tüzük teklifini protesto etmek için genel kurulu terk etmedi. Mecliste sabahladı. Eylem kararını grup başkan vekili Özgür Özel duyurdu. Barışçıl, hem çok aktif hem çok pasif bir direnişle milletin söz hakkını savunmaya devam ediyoruz. Burası tabii sokak değildir. Meclisin mehabetine uymayan eylemleri lütfen bırakalım. CHP'nin eylem kararı ve ardından atılan sloganlar tansiyonu yükseltti. Genel kurulu eylem alanına çevirenleri kendi yanlışlarıyla CHP'yi ve HDP'yi baş başa bırakıyoruz. Sokak olmadığı gibi müsamere alanı da değildir. Lütfen arkadaşlar bu işi bitirelim. Meclis Başkan Vekili önce eyleme son verilmesini istedi. Ardından oturumu kapattı. AK Parti, MHP ve HDP'li vekiller salondan çıktı ama CHP'li vekiller oturmaya devam etti. Şu kürsünün dahi sesini kapatacaklarını düşündük. Onun için kendi ses sistemimizle geldik. CHP meclise kendi getirdiği ses sistemini de kurdu. Vekiller sırayla konuştu. İş tüzük teklifini eleştirdiler. Bazı milletvekilleri de sosyal medya hesapları üzerinden yayın yaptı. CHP tabiri caizse hiç büyümeyen bir ergen çocuk gibi davranmaya devam ediyor. İş tüzük eylemi bitti ama tartışması gün içinde devam etti. İktidarla ana muhalefet yine karşı karşıyaydı. Mecliste söyleyeceği söz olmayınca, halkı ikna edemeyince sokak eylemleri tarzı, farklı eylemler yapması bir ritüel haline geldi. Deveyi iğne deliğinden geçiririz. Yine sizin istediğiniz gibi teslim olmuş bir parlamento yapmayız. Teşekkür ederim.